Gemi denizde çalışan yoksullarındı. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gemi var, deniz var, çalışanlar var, yoksul olan var. Mesela ahir zamanda köylü kardeşlerimiz, işçi kardeşlerimiz çok çalışmalarına rağmen çoğu yoksullar. Ahir zamanın bir özelliği. Çünkü zekat, fitre, sadaka, sosyal yardımlaşma zayıfladığı için zenginlerle fakirler arasında bir fark oluşmuş oldu. Yani bazı yerlerde uçurum tarzında bir fark var. Mehdi bu uçurumu biliyorsunuz ortadan kaldıran bir insandır. İnşallah. Mehdi sosyal uçurumu, maddi farklılıkları, zenginlikleri dengeleyecektir inşallah. İnşallah. Onu kusurlu yapmak istedim. Demek ki Hazreti Hızır bazen böyle şeyler yapıyor. Belki bir savaş çıkarıyor. Belki bir binanın çökmesine vesile oluyor. Belki çok büyük bir olay meydana getirtebiliyor. İlerlerinde her gemiyi zorbalıkla ele geçiren bir kral vardı. Demek ki o devir ahir zamanda zorbalar olacak. Yönetimler adeta krallığı andıracak. Diktatörler olacak. Mesela Suriye'de bir diktatör var, halen görevde. Libya'da diktatör vardı. Hep İslam ülkelerinin büyük bölümü diktatörler tarafından yönetiliyordu. Kur'an'da da ona dikkat çekiliyor. Zorba kral. Zorba. Gasp eden. Ama bak diyor ki her gemiyi zorbalıkla ele geçiren. Komünist zihniyette devlet mala el kor. Orada da devlet mala el koyuyor. Özel mülkiyet yok. Yani şahısların kendine ait mal edinme gücü olmuyor. Devletçi, komünist bir sistem var. Çocuğa gelince, anne ve babası mümin kimselerdi. Bundan dolayı onun kendilerine azgınlık ve inkar zorunu kullanmasından endişe edip korktuk. Anarşinin, terörün, darbist, materyalist düşüncenin iki meyvesi var, zehirli meyvesi. Nedir onlar? Azgınlık, saldırganlık, terör, anarşi ve inkar. Allah'ın varlığını, peygamberin varlığını inkar. Çünkü materyalist, darbinist olduğunda Marksist-Leninist oluyor. Leninist olunca da Stalinist oluyor. Yani pratik uygulayıcısı oluyor ve anarşiye, teröre yatkın, hatta bizzat uygulayan bir yapı geliştiriyorlar. Endişe edip korktuk. Demek ki şüphe üstüne eğer bir felaket gelecekse, bu hissediliyorsa tedbir alınabilir. Kur'an buna dikkat çekiyor Cenab-ı Allah. Böylece onlara Rablerinin ondan temiz olmak bakımından daha hayırlısı. Bak bir kere hayırlı. Bu Mehdi'ye bakıyor. Merhamet bakımından daha yakın. Mehdi çok merhametli. Yine Mehdi'ye bakan bir ayet. Bir yönüyle. Daha yakın olanını vermesini diledik. Nerede? 81. 1981'e işaret. İnşallah. Duvar ise şehirde iki öksüz çocuğundu. Hazreti Süleyman'ın sarayının yıkık duvarına Mehdi ile İsa Mesih yapacak. Her ikisi de, ikisi de öksüzdür. Maşallah. Altında onlara ait bir define vardı. Demek ki o duvarın bulunduğu yerde hazine. Kur'an ona işaret ediyor. Yani orada önemli alametler var. Zaten kazdıkça çıkıyor. Ama daha bulamadılar. Onların hiç bilmediği bir dehlizde o. Tahmin edemedikleri bir dehlizde. Babaları salih biriydi. Hepsinin ortak atası Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim'in salih olduğu Kur'an'da geçer.
Rabbin diledi ki onları ergenlik çağına erişsinler. Mehdi de İsa Mesih de belirli bir vakitte ortaya çıkıyorlar. Vakti geldiğinde. Evet. Kendi defineden çıkarsınlar. İsa Mesih ve Mehdi zamanında bütün defineler ortaya çıkacak. İnşallah. Hadiste var. Bu Rabbinden bir rahmettir. Allah rahmetiyle bu nimeti sağlıyor. Bunları ben kendi işim, özel görüşüm olarak yapmadım diyor Hazreti Hızır. İşte senin sabır gösteremeye güç yetiremediğin şeylerin yorumu. Demek ki Mehdiyet devrinde Hazreti Hızır görevde. İnşallah. Definenin bulunmasında, savaşlarda, bazı binaların yıkılmasında, sana ey Muhammed Zülkarneyn hakkında sorarlar. İki zamanlı, iki zamana ait. Yani 1900'leri bitiriyor. Milenyum, ikinci bin yıla giriyor. Mehdi'nin hangi devirde? Hem 1900'lerin insanı, hem 2000'lerin insanı. İki çağın insanı, iki büyük çağın. Yani bin ve ikinci binin insanı. Tam bin ve iki binin ortasında göreve geliyor. Maşallah. İnşallah. Yani 1900, yani 1900'lerden 2000'li tarihlere. Evet. Yani bir başka deyişle 2000 yılını bitirip 3. bin yılın evet. İçerisinde faaliyet yapıyor. İnşallah. Sorarlar diyor. Demek ki insanlar çok soracak. Zülkarneyn soracaklar, Ashab-ı Kehf'i soracaklar. Zaten sorma üstüne iniyor bu Kehf suresi. Evet, maşallah. Ashab-ı Kehf'i soruyorlar, Zülkarneyn'i soruyorlar, Mehdi'yi soruyorlar, İsa Mesih'i soruyorlar. Hepsine cevap veriyor Resulullah. Ama Deccal devrinde Deccal çıktığında ne yapacağız ya Resulullah diyor. Kehf suresini okuyun diyor. Ashab-ı Kehf Mehdi'nin yardımcıları diyor. Yani bu sureyle Mehdiyeti bağlantılı gösteriyor Peygamberimiz. İç içe olduğunu gösteriyor. Yani Kehf suresi Mehdiyeti anlatıyor diyor özetle. Bunu anlıyoruz. Ona güçlü şekilde işaret ettiğini anlıyoruz.